Türkiye'de ilk senetle taksitle alışveriş. Livacı.com'da. Merkez Bankası politika faizini ne zaman düşürmeye başlar? Katılım anketleri, piyasa katılım anketleri ne diyor? Ankete katılanların tahminleri neler söz konusu faize dair? Bu arada biz ne kadar dış borç ödemişiz? Bir de o dış borcun faizine ne kadar ödeme yapmışız? Ve bu da Haziran ayı itibariyle dış borç açığını ne kadar arttırmış? Bir bakalım yakından. Evet, Türkiye'nin ekonomik krizle mücadelesinin son 24 saati derler. Merkezin faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası para politika faizini 20 Ağustos Salı günü saat 14'te açıklayacak. İki gün önce Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın Jackson Hole toplantılarına katılması nedeniyle faiz toplantısı Perşembe yerine iki gün önce çekildi. Faiz kararları 25 Ocak'ta 45'ti, 22 Şubat'ta 45'ti, 21 Mart'ta 50'ye çıktı ve 21 Mart'tan 23 Temmuz'a kadar da hep %50'de sabit tutuldu. Zaten hedeflenen faiz oranı oydu Merkez Bankası'nın. 20 Ağustos'ta şimdi ne olacak? Ağustos beklentisi ne? Piyasa katılımcıları Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Haziran'ı da pas geçerek faizi %50'de tutmasını bekliyor. Anadolu Ajansı'nın finans anketine göre, 13 ekonomistin anketine göre tabii bu %50'de sabit kalması. Bloomberg'e göre de %50 seviyesinde sabit kalacak. 2024 yıl sonu içinde 47.5 seviyesi olarak öngörülüyor. 2024 yılı sonunda politika faizinin. Morgan Stanley de aynı şeyi söylüyor. O da sabit kalacak diyor. Citi ve JP Morgan'a bir bakalım. Gültekin Işıklar ve İlker Domaç da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerinin değişmediğini belirterek bankanın 2025'te güçlü dezenflasyon beklediğine dikkat çekti. Zaten mantıklı olarak kimse faiz indirimi beklemiyor. Önce enflasyonu düşürmeniz gerekiyor. Politika faizini aşağı çekebilmeniz için bu önemli. Ama faiz yüksek seyrettiği müddetçe sıkı para politikasını sürdüreceğini söyleyen Merkez Bankası'ndan öyle çok iştah açacak faiz indirimleri beklemeyin. Tamamen bu dezenflasyon sürecinin net bir şekilde kendini hissettirmesiyle mümkün. Bu arada Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu Haziran'da 236.6 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. Özellikle bankaların yurt dışından kullandığı kısa vadeli kredilerdeki keskin artış bu yükselişte önemli bir rol oynadı ki 236.6 milyar dolarlık bir dış borç. Bunu faiziyle ödüyorsunuz. Ciddi faizlerle Türkiye dışarıdan para bulmaya çalışıyor. Aldığı zaman da yüksek faizlerle alıyor. Geri ödemesi de yüksek faizlerle oluyor tabii.